Merhaba arkadaşlar, bu haftaki videomda e, bayan kuaförlerinde veya kuaförlerde kullanılabilecek bir tane e, tema tasarladım. Bu tema komple ücretsiz eklentiler kullanarak yapıldı. E, burada komple ana sayfayı tasarlıyoruz, e, kurumsal. Sayfa tasarlıyoruz, işte hakkımızda sayfası. Ondan sonra hizmetlerimiz sayfası yapıyoruz. Burada da işte yapılan hizmetlerle alakalı ve bu görsel efektleri nasıl verdim, onunla geçiyorum. Ondan sonra bir tane galeri sayfası düzenliyoruz burada. işte Yapacağınız sitede bir galeri olabilir, şu şekilde görseller ekliyoruz. Ondan sonra bir de fiyatlar kısmımız olacak. En sonunda da bir tane iletişim sayfamız olacak. Kullanmış olduğum eklentiler komple ücretsiz burada. Ee, yalnız şöyle bir durum var. Bu sitede iki tane video oluşturdum. Ben bir tanesi sadece normal kurumsal bir site, diğerinde de e, mağaza kısmı olacak arkadaşlar. Yani e, WooCommerce eklediğimiz zaman şöyle karşımıza ürünler çıkıyor. Bu ürünleri de isterseniz sepete ekleyerek devam edebilirsiniz veya direkt WhatsApp butonuna bastığınızda müşteriler size iletişime geçebilir. Sepete ekle dediğimiz zaman aynı şekilde şöyle oluyor. Mesela sepete gidiyor. Şurada sağ tarafınızda sepet oluyor. Sepete tıklıyorsunuz. Sepette seçmiş olduğunuz ürününüz var. Satın al dediğiniz zaman satın al kısmına işte bilgileri doldurup devam edebiliyorsunuz arkadaşlar. Ama dediğim gibi o ikinci videoda olacak. Aynı zamanda hesap kısmı da var. İlk olarak siz bu videoyu bu yapmış olduğum dersi yaparsanız ikinci videoda da o kısımdan devam edebilirsiniz. Şimdi başlayalım. WordPress kurulumunu gerçekleştirdim. Default olarak WordPress kurulduğunda şöyle bildirimleriyle birlikte geliyor. Sağ taraftan ekran tercihlerine basın ve şurada olan işaretli kutuların hepsini şu şekilde işaretleri kaldıran arkadaşlar şöyle bir e, sade ekrana gelsin. Şimdi burada yapmamız gereken görünüm ve temalara gidiyoruz. Temalar kısmından yukarıda olan yeni ekle kısmına tıklıyoruz. Şu arama çubuğuna da hello yazıyoruz çünkü Elementor Hello temasıyla yapıyoruz bunları. Aşağıya indiğimizde gördüğünüz gibi şuradaki temaya kur diyoruz. Şimdi bu temayı kurduğumuzda hmm, etkinleştir diyorum. Şöyle thanks for installing hello theme diyor. Elementor'u da ekle diyor. Biz bunu buradan eklemeyeceğiz. Şunu şu şekilde kapatabilirsiniz. Sitemizin ön yüzüne gidip güncellediğimiz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi hello teması sitemize yüklenmiş oluyor. Şuradaki temaları da silelim arkadaşlar. Bir tane temamız olsun. Düzenli olsun. Birden fazla tema olmasın şunları siliyorum, default olarak yüklü geldiği temaları, üzerlerine tıklayarak siliyorum. Şimdi e, temamız yüklendi, Hello teması. Şimdi yapmamız gereken eklentilere gidiyoruz ve e, yüklü eklentiler diyoruz. Şimdi burada yüklü olan default e, olarak geldiği zaman WordPress, şunlarla birlikte geliyor arkadaşlar. E, şunu şu şekilde limit login temiz bu kalabilir. E, şunları silebilirsiniz arkadaşlar. Şu Hello Dolly'yi de siliyorum. Bir tane e eklentim var. Şimdi buraya yeni ekle diyorum. Şimdi buraya eklememiz gereken Elementor yazdığımız zaman Elementor Şimdi Elementor'u kuracağız. Şunu kuruyoruz arkadaşlar. Bir de Elementor Header and Footer Builder'ı kuruyoruz. Bunların yükle düğmesine basın fakat etkinleştirmeyin buradan. Şu da kuruldu. Şimdi bunları yaptıktan sonra bir de Contact Form 7 contact yazın. Contact form 7'ye ihtiyacımız var. Bu da iletişim sayfamızda. Buna da şimdi kuruyorum Contact form 7'yi kurduk. Evet şimdi tekrar eklentilere basıyorum arkadaşlar. Eklentilere geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi e, Demin ki kurmuş olduğumuz eklentiler burada. Şu şekilde bunların üzerlerine tıklıyoruz. Toplu işlemlerden etkinleştir ve uygula diyoruz. Şimdi bunları e, uyguladığımızda başlangıç sayfamıza tekrar gidiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Elementor genel bakış geliyor. Hemen yukarıdan ekran tercihlerinden Elementor genel bakışa tıklayın. Tekrar sade bir hale gelelim. Şimdi burada yapmamız gereken menü kısmı arkadaşlar. Şimdi şuraya geldiğimizde şurada bir menü çıkacak. Menü çıkacak. O menüyü de görünüme geliyoruz ve menüler diyoruz. Buraya bir tane main menu oluşturmamız gerekiyor. Main menu veya siz istediğiniz adı verebilirsiniz. Bu da header kısmını seçiyoruz arkadaşlar. Bunu da bu şekilde kayıt ediyoruz. Sonra özel bağlantılardan şuraya geliyoruz. Buradaki URL kısmına <laughs> hashtag koyuyoruz. <laughs> Buraya da ana sayfa yazıyorum. Menüye ekle diyorum. Şimdi ben videoyu burada hızlandırıyorum. Geri kalan menülerimi gireceğim. Menülerin hepsini yaptıktan sonra şurada sağ tarafta menüyü kaydede basın arkadaşlar. Menüyü kaydede. Menüyü kaydettikten sonra e, sitemizin ön yüzüne gelip sayfamızı güncellediğimizde gördüğünüz gibi yapmış olduğumuz menü buraya geliyor. Şimdi buraya logo eklememiz gerekiyor arkadaşlar şuraya. Sitenin ön yüzünde solda bulunan özelleştir kısmına tıklıyoruz. Buradan farklı bir ayarlara gireceğiz. Şuradaki olan site kimliğine de logo seçmemiz gerekiyor. Buraya ben şimdi şu şekilde bir tane logo ekliyorum. Kırpmaya atlıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar logomuzu ekledik. Buradan da kaydediyorum. buradan geri çıkıyorum. Şimdi e, menümüz bu şekilde olmuş oluyor. Yapmış olduğumuz bu menüyü e, şu şekilde yapacağız. E, bu görsel efektleri nasıl vereceğiz? E, şimdi oraya geçiyoruz. E, sitemizin tekrar panel kısmına geliyoruz. Başlangıca basıyoruz. Demin yüklemiş olduğumuz eklenti var görünüm kısmına geliyoruz görünüm buradan da Elementor Header and Footer Builder'a tıklıyoruz burada şimdi header yapacağız add new diyoruz arkadaşlar buraya da e, header yazıyorum header yazıyorum e, siz buna istediğiniz adı verebilirsiniz Şuradaki type of template header'ı seçiyoruz display on entire web sitesi diyoruz user roles hepsini diyoruz şu alttaki kutucuğu işaretliyoruz. Şablon olarak da Elementor tam genişliği seçip buradan kaydet düğmesine basıyoruz. Ee, kaydettikten sonra Elementor ile düzenleyin düğmesine basıyoruz arkadaşlar. Şimdi buraya geldiğimizde buradaki e, şu logomuz beyaz. Bizim buradaki olan logomuz siyah olacak. Onu da değiştireceğiz. Şimdi buradan menü ayarlarımızı yapıyoruz. Artı diyorum. E, şuraya geldiğimiz zaman burada şu şekilde. Şurada dörtlü kutuyu seçiyorum arkadaşlar. Dörtlü kutuyu seçiyorum. Şu altı noktaya tıklıyorum. Biçim kısmına geliyorum. Biçim kısmından da buna arka renk vereceğiz. Bunun arka rengi de şu şekilde oluyor arkadaşlar. Hemen şunu şöyle yapalım. Biraz geri gelelim buradan. Şu şekilde. Bunun arka rengimizin renk kodunu alıyorum. Şuradan 28-28-28 olarak. Şuraya geldiğimde Şuraya onu yapıştırıyorum, gördüğünüz gibi arka rengi buraya çıkmış oluyor. Şu artı kısmına tıklıyorum arkadaşlar, şuraya da ikon yazıyorum, ikon yazıyorum. Burada simge listesi atıyorum bunun içerisine bir tane. Şunları siliyorum arkadaşlar. Buraya tıkladığım zaman tekrar şuraya şey yapalım, <laughs> telefon numarası yazalım. Siz istediğiniz telefon numarası veya adres veya e-mail fark etmez. Bunu yazınca telefon numarası çıkıyor. Biçime geliyoruz arkadaşlar. Simge kısmına geliyoruz. Simgenin rengini beyaz yapıyoruz. simgenin boyutunu da biraz büyütebiliriz. Sonra metin kısmına geliyoruz. Metin rengini de beyaz yapıyoruz. Metin rengini. Şuradan tipografi. Burada robotu otomatik olarak gelir. Ben burada da Poppins kullanıyorum. Poppins'i seçiyorum. gördüğünüz gibi telefon numaramız oraya geldi. Şu altın noktaya tekrar tıklayın yerleşim kısmına gelin dikey hizalamayı orta yapın arkadaşlar çünkü her şey ortalı olsun istiyoruz bunu buradan bu şekilde güncelliyorum şimdi buraya geldiğimizde şu sağ taraftaki olan hesabımla sepeti en sonunda ekleyeceğiz şimdi bunu yaptık şimdi şu kısmını yapıyoruz orta kısmını yapıyoruz şuraya arkadaşlar artı diyorum Buradaki şimdi menüde bir tane yani şuraya 3 kutucuklu seçiyoruz arkadaşlar şu orta kısmına da Tıklıyorsunuz şuraya logo yazıyorsunuz logo yazıyorsunuz site logo şu ücretsiz olanı bunun içerisine atıyoruz Gördüğünüz gibi logomuz geldi Altı noktaya tıklıyoruz Yerleşim kısmından dikey hizalamayı orta diyoruz arkadaşlar bunun da yüksekliğini misal minimum yükseklik yaptığımız zaman Eğer dikey hizalama ortada olmadığı zaman şöyle varsayılan yaptığımızda bu yukarıda olacak. Hemen şöyle yapalım. Üstün konumu üstün boşluğu dikey hizalama üst bu varsayılanda kalsın. Bu sanırım şu şekilde. Neyse onu geçelim. Şunu şöyle biraz aşağıya doğru kısalım, şöyle bir şey yapalım. Sonra şu altı noktaya tekrar tıklıyoruz arkadaşlar. Bunun arkasında gördüğünüz gibi şöyle bir desen var. Bu deseni nasıl ekledik? Şu altı noktaya tıklıyoruz, biçime geliyoruz, biçimden klasiyi seçiyoruz ve buradan bir tane resim yükleyeceğiz arkadaşlar. Bunun üstüne dosya yükle diyorum. Yüklememiz gereken desen de şu. Desenimizi yüklüyoruz. Resim biraz e, yavaş yükledi. Evet, şimdi ortam ekliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu şekilde çıkıyor. Bunun resmini e, şuradan rengini koyulaştırıyoruz. Rengini koyulaştırdıktan sonra konumu orta orta diyoruz. Ek e, sabit tekrarlasın. Boyutu da e, doldur dediğimiz zaman arkadaşlar şöyle bir e, görünüm olacak e, arka tarafında. Sonra bunun arka plan e, Şeyine iniyoruz arka plan kaplamasına Buradan da buna bir renk veriyoruz daha da koyulaştırmamız için daha böyle siyah bir koyu renk oluyor sonra bunu güncelliyoruz Şimdi güncellediğimizde logomuzun rengi e, Siyah yani buna beyaz yüklememiz lazım çünkü buradaki logo beyaz Tekrar sitemizin Ön yüzüne geliyoruz sayfamızı güncelliyoruz Gördüğünüz gibi yapmış olduğumuz menümüz buraya çıkıyor Şuradan özelleştir diyorum özelleştir diyorum. Siyah olan logoyu şimdi beyaz yapacağız. Yani oraya bir tane yeni logo yükleyeceğiz. Site kimliğine geliyorum. Logoyu değiştir diyorum. Zaten beyazı yüklüydü. Bunu seçiyorum. Kırpmayı atla diyorum. Buradan bunu arkadaşlar kaydediyorum. Yeni logomuzu kaydediyorum. Ondan sonra buradan sayfadan çıkıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni beyaz logomuz geldi. Tekrar Elementor'a gelip sayfamı güncellemem gerekiyor. Şimdi Elementor sayfası güncellendi. Logomuz da beyaz oldu. Şimdi burada bunun altında şunları ekleyeceğiz arkadaşlar. Şuraya tekrar artı diyorum. Bir tane şey seçiyorum şu artı kısmına basıyorum arkadaşlar. Buraya da menü yazın. Menü yazdığınızda şu ücretsiz olarak yüklemiş olduğumuz eklentiden gelen menümüz bu şekilde geliyor. Menümüzün ayarlarını layout kısmına basıyoruz, ortala diyoruz. Ortala diyoruz. Sonra tekrar menüye geliyoruz. Bu main menü default biçim kısmına geliyoruz arkadaşlar. Biçim kısmına geldiğimiz zaman da vertical padding yukarıdan aşağıya bir padding veriyor. Onu e, sanırım 17 yapalım. Space between yazıların arasına biraz boşluk verelim. İstediğiniz kadar şu şekilde boşluk verelim. E, şimdi burada buna arka fon rengi vereceğiz. Deminki yapmış olduğumuz üstteki kullanmış olduğumuz rengin aynısını veriyoruz arkadaşlar buraya. Sonra tekrar menünün üzerine tıklıyoruz. Main menu drop down kısmı. Şimdi main menüye basıyoruz arkadaşlar bu üstteki yazılar oluyor text color'ımızı beyaz yapıyoruz. Text color'ımızı beyaz yapıyoruz. Hover olduğu zaman da arkadaşlar hover rengimizi kırmızı yapacağız. Şöyle kırmızı rengimizi seçiyoruz. Şimdi bunun üzerine gelindiğinde kırmızı oluyor. Sonra buradan tipografi ayarlarından tekrar ben burada Poppins yapıyorum. Tipografi ayarlarımızı da Poppins yapıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu şekilde menümüz oldu. Buradan bunu güncelliyorum. Ve sitemizin tekrar ön yüzüne gidiyorum. Ve buradan tekrar sayfayı güncelliyorum. Gördüğünüz gibi aşağıya menü geldi. Fakat şurası biraz daha yüksek mi oldu? Yok. Aynı boyutlarda olmuş. Sadece şuradaki telefon numaramız biraz daha kenarda olması gerekiyor. Tekrar şöyle yapıyorum. Bunun üzerine tıklıyorum. Buradan ee, içerik tam genişlik yapıyorum arkadaşlar burayı. Ve sayfamı güncelliyorum yerleşim kısmından tam genişlik yapıyorum. Burayı şimdi güncellediğimiz zaman gördüğünüz gibi telefon numarası tekrar buradaki olduğu gibi sola kadar gitti. E yalnız şöyle bir şey var. Şuna tıklıyoruz. Buradan da simgeyi arkadaşlar simge kütüphanesi diyoruz. Buraya da phone yazıyorum. Buradan da telefonu seçmem gerekiyor. Telefon yapmam gerekiyor. Sonra biçime gidiyorum. Tekrar simgeye gidiyorum ve simge boyutunu biraz daha büyüteyim. Büyük olsun istiyorum. Tekrar içerik kısmına geliyorum. İçerik ortalansın istiyorum. Buradan bunu güncelliyorum. Tekrar ana sayfamıza gidip sayfamızı güncellediğimizde. Gördüğünüz gibi telefon numaramız buraya çıktı. Menümüz şu şekilde oldu. Buradaki şu resim biraz daha koyu. Bunu istediğiniz gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Şuna tıklıyorum tekrar biçime geliyorum. Buraya yüklemiş olduğumuz bu resmi arka planından siliyorum arka plan kaplaması üzerine yüklememiz gerekiyor. Buradan tekrar aynı resmi yüklüyorum. Yapmamız gereken ayarlar tekrar mesela orta orta diyorum hatta varsayılanına bırakalım onu. Tekrarlasın. Bunu doldur dediğimizde gördüğünüz gibi şu şekilde oldu. Biraz daha koyulaştı. Şimdi bunu şu şekilde rengini arttırabiliriz, rengini düşürebiliriz. Şöyle daha koyu yaptığımız zaman arkadaşlar tekrar sayfamı güncelliyorum. Buradan tekrar yenilediğimiz zaman gördüğünüz gibi biraz daha koyu oldu. Aslında biraz daha koyu da yapabiliriz onu. Çünkü görünsün istiyorum o detayların. Biraz daha koyu yaptım. 0.32 yaptım. Sayfamı tekrar güncelledim. Evet şu anda e, buradaki ile Aynı benzerlik oldu mu? Oldu gibi. Biraz daha koyulaştıralım onu. Şu şekilde tekrar güncelliyorum. Ana sayfama geldim, güncelledim. Burası kaydetmeden oraya şey yaptığımız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu anda ortalama o koyulu yakaladık. Şimdi e, menümüzü yaptık. E, şimdi sitemizin e, orta bölümlerini yapacağız aşağıya doğru. Ee, bunu yapmak için yapmış olduğumuz menümüzden çıkmamız lazım. Yalnız menüden çıkmadan önce şimdi bunun mobil e, ve tablet ayarlarını yapmamız gerekiyor. Şu sol kısımdaki olan duyarlı moda basıyoruz arkadaşlar. Tablete geldiğimiz zaman şu şekilde gözükecek. Gördüğünüz gibi telefon küçülüyor. Şu sol taraftaki sütun üzerine tıklıyoruz. Bunu da buradan uzatıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde uzatıyoruz. Ee, telefonumuz buraya sığmış oluyor. Sonra şu şekilde kapattığınız zaman şu şekilde gözükecek tablette. Menüye bastığımızda gördüğünüz gibi menünün alt kısımları beyaz çıkıyor. Bununla ilgili de bir, bir yorum gelmişti bana. Arkadaş menü gözükmüyor dedi. Sadece ayar yapması gerekiyor. Tekrar menünün üstüne basın arkadaşlar. Biçim kısmına gelin drop down. Yani drop down aslında bu aşağıya düşen kısım oluyor. Buna background color vereceğiz. Background color'ımız şu şekilde. Aslında daha da siyah yapabiliriz onu biraz. Background color veriyoruz şu şekilde basıldığı zaman şöyle açılacak ve yazılarımız orada okunacak. Üzerine geldiğimizde kırmızı oluyor. Şimdi şuradaki şeyi beyaz yapacağız. Şu hamburger ikonu beyaz yapacağız. Menu trigger icon close open diyor. Bunun color'ını arkadaşlar beyaz yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bu da beyaz oldu. Şimdi bunu tekrar buradan güncelliyorum. Şuradaki kutucukları takılı kalmayın. Şunu hatta şöyle 10 yapayım. Burası komple %100 oluyor arkadaşlar. Şu şekilde bunu böyle yaptık, menümüz tablette şöyle olacak tablet ayarında, sonra mobile gittiğimiz zaman mobile gidelim, Mobil ayarımıza geldiğimiz zaman şu şekilde oluyor. Şunu kapattığımızda mobilde böyle gözükecek arkadaşlar. Mobile gittiği zaman görünecek şekil bu oluyor. Tablete geldiği zaman şu şekilde oluyor. Masa üstüne geldiği zaman da bu şekilde oluyor. Şimdi bunu açtığımızda tekrar şu şu şeyler çıkıyor. Hani bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Şimdi menümüzü mobil hatta şöyle göstereyim. Menümüzü masaüstü, mobil, şey tablet ve mobil ayarlarını yaptık. Şimdi sitemizin şu kısımlarına geçiyoruz. Bunu yapmak için de şu şekilde şuradan sağ basın. Şu köşeye basın ve buradan panoya çık deyin. Panele çıktıktan sonra solda başlangıca basın arkadaşlar. <laughs> sonra tekrar aşağıda görünüm. Elementor, header and footer builder'a gelince gördüğünüz gibi yapmış olduğunuz header burada. Template'i buradaki header olmuş oluyor. Şimdi bir tane ana sayfa yapmamız gerekiyor. Sayfalar ve tüm sayfalar diyoruz arkadaşlar buraya default olarak WordPress'e kurulu sayfalar geldiyse bunları direkt çöp kutusuna taşıyabilirsiniz. Hiç sayfamız olmasın. Şimdi yeni bir tane sayfa ekliyorum. Yeni bir tane sayfa ekliyorum. Bunun adı ana sayfa olacak arkadaşlar. Ana sayfa. Sağ taraftaki şablonu Elementor tam genişlik diyoruz. Buradan da kaydet düğmesine basıyoruz. Şimdi kaydet düğmesine bastıktan sonra tekrar sol taraftan arkadaşlar geri gelin. Çünkü bu yapmış olduğumuz ana sayfayı şuraya tanımlamamız gerekiyor. Bunu da şu şekilde yapıyoruz. Ayarlar, e, okuma ayarlarına geliyoruz. Buradaki yapmış olduğumuz bir sabit sayfa seçiyoruz. Ana sayfamız şu olacak. Şimdi yapmış olduğumuz sayfa ve buradan değişiklikleri kaydediyoruz. Bunu kaydettikten sonra burayı güncellediğimizde gördüğünüz gibi arkadaşlar arşivler gidecek arşivler gitti ve ana sayfamız oldu. Şimdi tekrar sayfalar ve tüm sayfalar diyorum. Deminki yapmış olduğumuz sayfamıza düzenle diyoruz arkadaşlar. Düzenle diyoruz. Şimdi burada üst tarafta Elementor ile düzenleyin düğmesi çıkıyor. Ona basıyoruz. Şu anda sayfamızı Elementor Page Builder ile düzenlemeye başlıyoruz. Şimdi burada iki bölümlük bir yer var arkadaşlar. Şöyle artı seçiyoruz, e, ikili bloğu seçiyoruz. İkili bloğu seçtikten sonra e, altı düğmeye tekrar tıklıyoruz. Burada yükseklik olarak minimum yükseklik veriyoruz ve şunu biraz arttırıyoruz. Minimum yüksekliği verdikten sonra tekrar şu altı düğmeye tıklıyoruz. Biçim kısmına geliyoruz. Biçim kısmından şimdi buna bir tane arka plan vereceğiz. O da o resmimiz olacak. Buradan tekrar dosya yüklediyorum. E, geri geliyorum. Buradan şimdi body kısmına geliyorum. Bu dosyaları size vereceğim. Siz de bunları yapabileceksiniz. Şimdi burada slider 1 resmi yüklememiz gerekiyor buraya. Slider 1 olan resmi yüklememiz gerekiyor. Ortam ekle diyorum. Resim şu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bunu ayarlamamız gerekiyor. Orta orta diyoruz. Orta orta diyoruz. Tekrarlama diyoruz burada buna. Otomatik dediğimiz zaman buradaki ayarları tabii siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Kapak dediğimiz zaman şu şekilde oluyor. Şuradaki resme bakalım biraz daha yakın olacak. Biz buna kapak demeyeceğiz. Şu şekilde. Bunu biraz daha şöyle hatta boyut özel yapıp buradan kendi boyutumuza göre boyutlandırabiliyoruz. Şimdi şunu otomatik. Evet, otomatik arkadaşlar. Otomatik seçeneğini seçiyoruz ve bunu buradan kaydediyoruz. <laughs> Şimdi sayfamıza gelip güncellediğimiz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradaki resim bunun altına gelmiş oluyor. Şimdi buraya geldiğimizde bunun alt kısmında şöyle bir kısım var. Burada 1 2 3 4 5. Yani altılı kutuyu seçeceğiz arkadaşlar şu alt kısmını. Altılı kutuyu seçiyoruz. Hatta 5'li de olabilir burada. 5'li kutuyu seçtik arkadaşlar bunun altına. Şimdi buna bir minimum yükseklik vermemiz gerekiyor. Yükseklik, minimum yükseklik deyip şu şekilde bir göz kararı gidiyorum tabi burada. Şöyle bir ayar yapıyoruz. Bunun biçime geliyoruz. Arka plan rengini arkadaşlar direkt siyah rengi seçiyoruz ve buna biraz transparansi veriyoruz şu şekilde. E, transparansiy veriyoruz. Sonra buraya geldiğimizde 1, 2, 3, 4. Burada bizim ikonlar var. Şuraya artıya tıklıyorum. Buraya tekrar ikon diyorum arkadaşlar. İkon simgesi. Bunu atıyorum. Şu geri kalan simgeleri siliyorum. Burada şey geliyor. Buraya mesela ne yazmışız? Çalışma saatleri yazmışız. Bunu buradan kopyalayıp şu kısmı arkadaşlar çalışma saatleri yazıyorum. Ama yazısı şu an çok küçük. Şimdi şeye geliyoruz. Ee, çalışma saatlerinin e, burada clock yazayım. mesela şuraya bir saat simgesi seçiyorum. Simgeyi seçtikten sonra şu şekilde oluyor. Biçime geliyorum arkadaşlar. Biçime geldikten sonra bunu ortalı olmasını istiyorum. Simgeye geliyorum. Simgenin rengini beyaz yapıyorum. Simgenin boyutunu büyütüyorum şöyle biraz. Ondan sonra metine geliyorum arkadaşlar. Metinin rengini de beyaz yapıyorum. Tipografiye geliyorum Roboto seçeneği var Bunu tabi Siz istediğiniz fontu seçebilirsiniz ben Bunu bu şekilde seçiyorum Bunu istediğimiz kadar buradan büyütüp küçültebiliyoruz Çalışma saatleri Bu şekilde oldu arkadaşlar sonra bunun üzerine sağ tıklayıp çoğaltıyorum bunu sağ tarafa atıyorum Şu şekilde şunu şöyle Gittiğimiz zaman sonra buraya geliyorum burada ne demişiz Çalışma saatleri Şuradaki yazıyı kopyalıyorum. Şunun içerisine şuraya yapıştırıyorum. <laughs> Bunu biraz daha uzatıyorum. Sonraki simgeyi değiştirmemiz gerekiyor arkadaşlar buraya da takvim hmm. Calendar olacak. Calendar seçiyorum buraya bir tane takvim Takvimi de koyuyorum buraya. Şimdi oradan sonra ne var pazar günü kapalı demişiz. Şuradaki bunu kopyalıyorum şunu şuradan çoğaltıyorum üzerine sağ tıklayarak şuraya atıyorum burası biraz küçük olduğu için şöyle büyütmemiz gerekiyor arkadaşlar bunun içindeki yazıyı da pazar kapalı diye şu şekilde bunu geri şöyle çekiyorum pazar günü kapalı simgesini de e Şu şekilde. Bu sürü simgeler var arkadaşlar burada. Siz istediğiniz simgeleri bulabilirsiniz. Onu o şekilde yaptık. Şimdi bunu buradan güncelliyorum arkadaşlar. Şimdi sayfamızı da güncellediğimiz zaman bu bunun altına çıkıyor. Fakat burada bu bunun üstünde. Şimdi onu yapacağız birlikte. Ama onu yapmadan önce şu butonu da eklememiz gerekiyor. Şimdi şu sağ tarafa tıklıyorum arkadaşlar. Buraya da bir tane düğme sürükleyip atıyorum bunun içerisine. Bu düğmeyi ortalama Ortada olsun istiyorum. Ee, sonra buraya tıkla. Yazı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Oradan değiştir. Buradaki boyutunu bunun büyük diyorum arkadaşlar, büyük olmasını istiyorum. Sonra biçim kısmına geliyorum. Biçim kısmına geliyorum. Bunun buradaki olan rengini kırmızı yapmamız gerekiyor. Sonra şu şekilde bir kırmızı yaptık. Bağlantı vurgusuna geliyoruz. Bağlantı vurgusunda arka rengi üzerine geldiğinde biraz daha koyu olsun istiyoruz fare üzerine geldiğinde animasyon yaptığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi büyüyor bağlantı burgusunu biraz daha açalım çok koyu oldu Evet şu şekilde normal rengi de biraz daha açalım şu şekilde arkadaşlar üzerine gelindiğinde bağlantı burgusu oluşmuş oluyor şimdi şu altı noktaya tekrar tıklıyoruz buna şimdi bir yükseklik vereceğiz bunun minimum yüksekliği çok yüksek oldu çünkü bunu biraz daha kısaltalım şu şekilde şu şekilde bunu biraz daha kısaltalım. 95 hatta 90 uygundur. Buradan güncelliyoruz. Şimdi yapmamız gereken arkadaşlar gelişmişe geliyoruz. Gelişmişte şuradaki olan değerleri birbirine bağlayınca tıklıyoruz. Üste de negatif veriyoruz arkadaşlar. Negatif vereceğiz. Gördüğünüz gibi yukarıya doğru yapmış olduğumuz bölüm ilerliyor. Bunu da göz kararı yapıyorsunuz. Şimdi buradan güncelliyorum arkadaşlar bunu güncelleyip sitemizin ön yüzüne gittiğimiz zaman gördüğünüz gibi buraya gelmiş oluyor fakat transparans rengini biraz daha açacağız Çünkü şu arka plan rengini gördüğünüz gibi şöyle açarsak şöyle gidiyor şu şekilde yapalım Çünkü çok şey oldu orada Şimdi buradan tekrar sayfamızı güncellediğimiz zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar biraz transparan bir renk oldu şimdi bunun en sonunda orta kısmını ekleyeceğiz ortadaki yapmış olduğum kısmı ekleyeceğiz onu yapmadan önce şimdi şu ikinci kısma ineceğiz arkadaşlar bu kısmı yapıyorum şimdi buradan tekrar ana sayfa diyorum burada nasıl yapmışız 1 2 3 4 yerli şimdi şuraya geliyoruz artı diyoruz arkadaşlar buraya buraya şunu ekliyoruz Buna ekledikten sonra bunun içerisine bir tane iç bölüm ekliyoruz arkadaşlar. İç bölüm. Bu iç bölümü de çoğaltarak dörtlü yapmamız gerekiyor. Bu yapmış olduğumuz iç bölümün içerisine bir tane yükseklik minimum yükseklik veriyoruz. Çok yüksek oldu şu şekilde. sonra üstünde hizmetlerimiz var. Bu üstüne sürüklememiz gereken, üstüne sürüklememiz gereken bir tane başlık sürüklüyoruz bunun üstüne başlığımız ortalansın istiyoruz. Başlığımız ortalansın. Sonra onun altında bir tane çizgi var arkadaşlar. Şuradan tıklıyoruz. Bölücü atıyoruz bunun altına bir tane. Bölücü atıyoruz. Bölücü de şu şekilde geldi. Ondan sonra onun altına bir tane paragraf atacağız arkadaşlar. Şu köşeye basın metin düzenleyici de onun altına gelmiş oluyor. Yalnız bu metin çok az olduğu için bunu kopyalayın içinden. Sonra boş yere tıklayın şu şekilde metninizi koyun. Metini koyduktan sonra metinin buradaki ayarlarına biçim kısmındaydı sanırım. Bunu da şu şekilde ortalı yapın. <laughs> Şimdi bu düğmelerin falan hepsini ekleyeceğiz. Bunun altına. Şimdi buraya şu orta kısma tıklıyoruz. Yerleşime geliyoruz. Yükseklik buna da minimum bir yükseklik veriyoruz. Bu yüksekliği biraz daha arttırayım ben. Şu şekilde. Evet. Şu yüksekliğimizi de arttırdık. Şimdi bunun arkasına şu altı noktaya tıklıyoruz arkadaşlar. Biçim kısmına geliyoruz. Burada yapmamız gereken arka planda şuradaki resim olarak şunu yüklüyoruz arkadaşlar. Şu menüde kullanmış olduğumuz resmi yüklüyoruz. Şu şekilde geldi. Bunu buraya orta orta diyoruz. Ek diyoruz. Sabit diyoruz. Sabit dediğimiz zaman şu şekilde kalacak. Tekrarla tekrarlama diyoruz arkadaşlar. Boyutunu da otomatik... Siz burada e, kapak misal burada çok güzel oldu. E, şuradan şunu güncelliyorum. Sayfamızın ön yüzüne gidip güncellediğimiz zaman arkadaşlar e, gördüğünüz gibi şu alt kısım geldi. Şurada henüz bir şey olmadığı için göremiyorsunuz. Hemen onu yapalım. Şunların içerlerine arkadaşlar birer tane imaj atıyoruz. Bu imajı misal çoğalt diyerek sağ tarafa çekebilirsiniz bir tane attıktan sonra. Şimdi buraya bir tane imaj atıyoruz. Bu imajdan sonra bunun altında bir küçük imaj daha var. O da şu makaslar falan oluyor ama bunları iki yapabiliriz. Sorun değil. Sonra şuraya tıklıyoruz. Buradan bunların altına arkadaşlar birer tane de düğme atıyoruz. Bu düğmelerimizi ortalı olsun istiyoruz. Düğmelerimizi. Şimdi düğmeyi geldiğimizde biçim kısmına geliyoruz arkadaşlar. Bunun rengini kırmızı yapmamız gerekiyor. Şuradan mesela kırmızı bir renk yapıyorum düğmemi. Bağlantı burgusuna geldiği zaman arka planı biraz daha koyu olsun. Evet biraz daha koyu olsun. Animasyon olduğu zaman da grow şeklinde misal büyüyor. Ee, sonrasında buna kenarlık koymuyoruz. Ee, kenarlık yuvarlığa veriyoruz arkadaşlar. Kenarları komple yuvarlana kadar şu şekilde yapabilirsiniz. Sonra kutu gölgesi yaptığınızda ona bir gölge oluşacaktır arkasında. Şu şekilde butonu yaptık arkadaşlar. Üzerine sağ tıklayın çoğalt deyin. Sağ tarafa çekin. Bir daha sağ tıklayın, çoğaltlayın. Bir saye daha çekin. Bir daha sağ tıklayın, çoğaltlayın. Bir saye daha çekin ya veya bunları tane tane de <laughs> yapabilirsiniz. Şimdi şuradaki olan resimlere tıklıyoruz arkadaşlar. Resmi seçiyoruz, dosya yükle diyoruz. Buraya bir tane e, nerede bu hizmetler kısmına geliyoruz. Şöyle bir tane resim yüklüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi resmimiz şuraya şu şekilde çıktı. Sonra bu resme çoğalt diyorum. Şuradaki olan resmi de şu şekilde diğer resmi yükleyeceğiz. Şuradan mesela şu makas resmini yüklüyorum. Makas resmini yüklüyorum. Gördüğünüz gibi makas geldi. Bir de burada küçük bir açıklama var. <laughs> Onu nasıl yapacağız? Ona da arkadaşlar şuraya geliyorsunuz. Demin ki demiş olduğum ikon. Ee, ikon simgesini bunun altına atıyorsunuz. Geri kalan içindeki ikonları siliyorsunuz. Şuradaki ikonu da sildiğiniz zaman bu bu şekilde olacaktır. Ee, sonra biçime geliyoruz arkadaşlar. Bunu ortala diyoruz. Ortala dedikten sonra simgeye gerek kalmadı. Metine geliyoruz. Metin rengimiz aynı kalsın. Ee, buradan tipografi ayarlarından yine sitemizde kullanmış olduğumuz Poppins'i seçiyoruz. Poppins. Ee, bunun biraz boyutunu büyütebiliriz. Ee, kalınlık verebiliriz buna biraz daha kalın olsun diye ama çok kalın oldu sanırım ee, şurada 500 500 de kalın 500 de kalsın Arkadaşlar şu şekilde bunları böyle yapmış oluyoruz sonra bunu buradan kaydediyorum şimdi sitemizin ön yüzüne gidip baktığımız zaman tekrar sitemizi güncelliyorum Evet gördüğünüz gibi şu şekilde oldu arkadaşlar. Ee, şimdi buradaki ne yazmışız? Şöyle yazmışız, kesme şekillendirme. Şuraya geliyorum, yapmış olduğum şu e, listenin içerik kısmına tıklıyorum. Şuradaki yazıyı arkadaşlar şu şekilde kesme ve şekillendirme yapıyorum. Ee, buradan bunu kaydediyorum. Şimdi burada şöyle bir durum var. Bunun üzerine gelindiği zaman şöyle ekliyor, bir de bir e, buzlanma etkisi veriyor. <laughs> Resmin üzerine tıklıyoruz arkadaşlar. <laughs> Resmin üzerine tıkladıktan sonra buradan biçim kısmına geliyoruz. Buraya kenar yuvarlığa vereceğiz. 5 bir kenar yuvarlığa. Bu kutu gölgesi yapıyoruz. Arkası şu anda gölgelenmiş oluyor. Kutu gölgesini yaptıktan sonra bağlantı vurgusuna geliyoruz arkadaşlar. Bağlantı vurgusunda fare üzerine geldiği zaman burada istediğiniz gibi şeyi seçebilirsiniz. Ben mesela Rotate'i seçtiğim için onu yapıyor. Fakat burada farklı şeyler var. Siz onları seçebilirsiniz. Sonra bunun üzerine gelince CSS filtrelerine gelin arkadaşlar. Biraz buğulaya yukarı verin. Yukarı verdiğinizde resim aslen biraz üzerine geldiğinde buğulaşıyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi buğulaşıyor. Onu o şekilde ayarladık. Şimdi buradan tekrar bunu kaydediyorum Ve ana sayfamıza geliyorum. Buradan sayfamızı tekrar güncellediğim zaman. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir efekt. Yaratmış oluyor Şimdi tekrar buraya geliyorum arkadaşlar Yapmış olduğumuz şu açıklama kısmına Biçime geliyorum Buradan bunun tipografi ayarlarından Bunu poppins yapacağım Poppins yapacağım ve poppins yapıyorum Ondan sonra Şuradaki olan çizgimizi Burada ne yapmışız Burada böyle çok hafif bir renk yapmışız Çizginin üzerine tıklıyoruz arkadaşlar Biçime geliyoruz bunun rengini de böyle çok Açık bir gri tonunda bir renk yapmışız Şöyle sanırım. Ee, sonra gelişmişe gelin arkadaşlar. E, şuradan e, dolgu birbirine bağlıına tıklayın. Üst kısmından şunu şöyle negatif bir marjin verin. Şu şekilde yükselsin. Başlık metinimize geliyoruz. Biçime tıklıyoruz arkadaşlar. Bunu burada rengi ney bunun? Kırmızı yapmışız. Buradan bunun rengini kırmızı yapacağız arkadaşlar. Şu şekilde kırmızı bir renk yapacağız. Şöyle kırmızı rengi yaptıktan sonra buradaki ayar yine roboto da bunu da yine popiniz yapıyorum popins ayarı yapıyorum buraya ne yazmışız hizmetlerimiz yazmışız buradaki hizmetlerimizi kopyalıyorum arkadaşlar İçerik kısmına geliyorum şuraya yapıştırıyorum hizmetlerimiz oluyor biçime tekrar geliyorum tipografi ayarlarına geliyorum kalınlığı biraz düşürmemiz gerekiyor boyutunu biraz büyütmemiz gerekiyor hizmetlerimiz kalınlığa bir 500 versek Evet şunu da şu şekilde güncelliyorum. Tekrar sitemizi gelip yenilediğimiz zaman yenilediğimiz zaman şu şekilde hizmetlerimiz karşımıza çıkmış oluyor. Şimdi arkadaşlar bunu neden bu şekilde yaptım ve size bunları gösterdim. Şimdi şuradakini siliyorum arkadaşlar. Üzerine sağ tıklayın silin. Bunun üzerine sağ tıklayın silin. Şunun üzerine de sağ tıklayın silin. Bir tane resim oluştu buraya. Sonra şuraya gelin. Üzerine sağ tıklayın çoğalt deyin. Sağ tıklayın çoğalt deyin. Bir daha sağ tıklayın çoğaltın şu an 4 tane olmuş oldu. Burada sadece yapmanız gereken sadece şimdi resimleri yüklemeniz arkadaşlar. Şimdi mesela şu resmi yüklüyorum. Gördüğünüz gibi o resim geldi. Mesela şurada da makas vardı. Makasın üzerine tıklıyorum. Diğer resmi yüklemem gerekiyor. Şunu yükleyeyim. Şimdi bu resmi yükledik. Şu resmin üzerine geliyorum. Tekrar bir resim daha yüklüyorum şunu yükleyelim. Şimdi makasın üzerine geliyorum. Bütün bu dosyalar sizde de olacak. Siz de bunları yükleyebileceksiniz benim gibi. Şurada da fön makinesini seçeyim. Şimdi en sonki resmimi de yüklüyorum. Şu şekilde. Şimdi bunun altındaki makası da tekrar tıklıyorum. Sanırım neyi yüklemedik? Makası yükledik. Onu yükledik. Evet parfümü de yükleyelim. Şimdi arkadaşlar sayfamı güncelliyorum. Güncellediğimde sistemin ön yüzüne gidip tekrar buradan sayfamı güncelliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu orta kısmı yapmış oluyoruz. Üst kısmını da yapmış oluyoruz. Şimdi şuradaki yazıyı yapacağız. Bu yazıyı yapmak için tekrar Elementor sayfamıza geliyoruz. Şuradan artı kısmı buraya. Şuradaki yapmış olduğumuz başlığı üzerine sağ tıklayıp çoğaltıyoruz arkadaşlar. Bunu alıp bunun içerisine sürüklüyoruz. Şimdi burada altta bir tane paragraf var. Şuradaki paragrafımızın üzerine sağ tıklayıp çoğaltıyoruz. Şunu şu şekilde alıp bunun altına sürüklüyoruz. Şimdi buradaki paragraf biraz uzun olduğu için ve hizmetlerimiz ortalı olduğu için buradaki içerik kısmına geliyoruz. Bunu sola basıyoruz. Şuna basıyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde bunu da yapıyoruz. İçeriğine geliyoruz. Buradakinin birazını silmemiz gerekiyor. Şuraya kadar silelim. Şöyle çıksın. Hizmetler yazımızın üstüne tıklıyoruz. Biçime geliyoruz. Buradaki rengini beyaz yapıyoruz. Beyaz yaptıktan sonra burada metin gölgesi veriyoruz. Şu an pek gözükmüyor arkası karanlık olduğu için tipografi ayarlarından bunun ağırlığını 600 yapıyoruz biraz daha kalın olmasını istiyoruz tekrar paragrafın üzerine tıklıyoruz biçime geliyoruz buradaki rengini de tam beyaz değil biraz böyle beyazdan daha koyu bir renk seçiyoruz şimdi buradaki şu yapmış olduğumuz butona tıklıyoruz çoğalt diyoruz bunu bu şekilde alıp buraya atıyoruz butonu sola yaslıyoruz gelişmiş ayarlarından da arkadaşlar şu üst kısmını değerler birbirine bağlıyından negatif margin vereceğiz buna biraz yukarı doğru kaydırıyoruz. Sonra biçim diyoruz arkadaşlar. Biçime gelince kenar yuvarlağımızı şu şekilde yuvarlak yapıyoruz. Üzerine geldiği zaman zaten büyüyor. Bir de buna kutu gölgesi veriyoruz. Burada kutu gölgesi veriyoruz. Biraz daha canlı durması için. Sonra arkadaşlar bunu buradan güncelliyoruz. Elementor'da yapmış olduğunuz bir şeyi kopyaladığınızda siteniz çok daha hızlı ilerlemiş oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu buraya geldi. Siz isterseniz buraya slider veya başka bir şey de koyabilirsiniz. Şimdi orijinal yapmış olduğumuz site bu. Birinci, ikinci bölümü yaptık. Şimdi şu bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Şu alttaki bölme. Bu bölümü de nasıl yapmışım ben? Şuraya artı diyorum. Bir tane kutu seçiyorum. Onun içine tekrar artı diyorum arkadaşlar. Bir tane iç bölüm atıyorum. Sonra tekrar buraya geliyorum burada misal online mağaza demişiz online mağazamı ben kopyalıyorum Tabii sizin bunu yazmanız gerekecek Şuradaki hizmetlerimizin üzerine sağ tıklayıp çoğalt diyorum buradan bunu arkadaşlar aşağıya doğru alıyorum şu üst kısmına atıyorum şimdi daha ne yapmışız orada Evet Şimdi bunları koyduk. Şimdi şuraya şey koymamız gerekiyor arkadaşlar. Şu ürünleri koymamız gerekiyor. Buradan hemen tıklıyorum bunun üzerine. Bir tane resim atıyorum. Resmi seçiyorum. Dosya yükle diyorum. Burada da şimdi ürünler var. Geri geliyorum. Neredeydi ürünler? Evet ürünlerimize tıklıyorum. Biraz yaklaşayım şu resimler açılsın. Şuradan ürünlerimizi seçiyoruz arkadaşlar. Ben şimdi bütün bu ürünleri Evet şu şekilde ürünümüzün bir tanesini yükledik. Şimdi ürünümüzü yükleyince şunun arka kısmına tıklıyoruz. Sol tarafa biçime geliyoruz. Biçim kısmından buna bir tane arka plan rengi vereceğiz. O da aslında siyah olacak. Şöyle biraz rengini açacağız. Gri olsun diye. Transparan renk yaptık aslında bunu. Bunu yaptıktan sonra e, kenarlık kısmına geliyoruz. Kenarlık yuvarlağını da sanırım şöyle yapalım. 10 yapalım arkadaşlar. Kenarlık yuvarlağını 10 yapalım. Hatta 10 yapmayalım. Kenarlık yuvarlağı altıda kalsın. Ee, kenarlık yuvarlağını 6 yaptık. Ee, daha sonrasından şuradan arkadaşlar çoğalt diyoruz bunu. 1. Ee, çoğaltmadan önce hatta şunu sileyim. Bir tanesini sileyim. Şuna tekrar tıklıyoruz. Gelişmişe geliyoruz arkadaşlar. Şurada şuna 1, 2. Alttan ve sağdan e pardon şu değil kenarlığa geliyoruz arkadaşlar şuraya şu şekilde iki yapıyoruz çünkü kenarlarında bir boşluk oluşturuyor şimdi buna sağ tıklayıp çoğalt dediğim zaman gördüğünüz gibi şurada bir beyazlık var eğer bunu vermemiş olsaydım bu şekilde olmayacaktı şu şekilde çoğalt diyorum şimdi dört tane oldu bir tanesini siliyorum <laughs> ana sayfamıza geliyoruz bir tanesi sildiğimizde şu şekilde oluyor şimdi tekrar resimlerin üzerlerine tıklıyorum arkadaşlar ve diğer resimlerimi yüklüyorum şunu yükleyelim. Sonra şuraya da şu diğerini yükleyelim. Sonra bir tane daha yükleyeceğiz. O da hangisiydi yüklemediğimiz? Sanırım dosya ekle. Şunu evet şu. Şimdi arkadaşlar bunları yükledik. Bunları yükledik. Bu şekilde. Şimdi burada bunun altında bir tane de buton koymuşuz. Hiç sorun değil. Yukarıda şu yapmış olduğumuz butonun üzerine çoğalt diyoruz. Şu butonu şu şekilde e, mouse basılı tutarak mouse'un tekerleği ile yuvarlayın aşağıya. Bunu alta atın. Ondan sonra bunu ortalayın. Gelişmiş ayarlarındaki şu vermiş olduğumuz negatif marjını silin. E, şimdi buna üst marjin vermemiz lazım üst marjin biraz aşağıya doğru bunu kaydıralım üst marjin verdik şu şekilde şuna tıklayalım sonra arkadaşlar yerleşim kısmına gelelim e, dikey hizalama orta diyelim sonra buna e, minimum bir yükseklik verelim yüksekliğimizi biraz arttıralım şu şekilde yüksekliğimizi arttıralım yüksekliği arttırdıktan sonra bunun arkasında bir e, görsel var Tekrar şu altı noktaya tıklayın. Biçim kısmına gelin arkadaşlar. Şuradan buna bir tane arka plan e, resmi yükleyeceğiz. O da e, geri geliyorum. Şu resim. Bu resmi yüklüyoruz arkadaşlar. Sonra ortam ekle diyoruz. Gördüğünüz gibi resmimiz geldi. Şimdi buna orta orta diyoruz. Ek e, bunu e, kaydır diyoruz. Demiyoruz, buna sabit diyoruz arkadaşlar sanırım evet sabit burada sabit mi bu? Evet burada da sabit sabit diyoruz tekrarla tekrarlama diyoruz bunu da otomatik değil de kapak dediğimiz zaman evet arkadaşlar bunu da kapak yapıyoruz ve güncelliyoruz şimdi e, sayfamızı yenilediğimiz zaman sayfamızı yenilediğimiz zaman şu şekilde geliyor bunun altına ama orijinal sayfamızda şöyle bir şey var, vurgu var bunun üstünde. Bunun hemen şuraya tıklıyoruz arkadaşlar. Biçim kısmından şu altı noktaya tıklayın. Biçim kısmından şekil bölücüyü üst. Buraya dalgalar diyoruz. Gördüğünüz gibi dalgalar geldi. Bunu da mesela genişlik verebilirsiniz. Yüksekliği şu şekilde ayarlayabilirsiniz. Çok vermeyin çünkü. Şu şekilde. Şöyle güncelliyorum. Sonra sayfamıza gidip baktığımız zaman, sayfamıza gidip baktığımız zaman arkadaşlar şu şekilde olmuş oluyor. Şimdi hizmetler yazımızı aslında hizmetler değil online mağaza yapacağız. Hizmetler kısmına tıklıyorum. Bunu online mağaza yapıyorum. Biçim kısmına geliyorum. Bunun rengini beyaz yapmamız gerekiyor. Rengini beyaz yaptık. Sonra metin gölgesi de verelim ona biraz koyulaşsın. Evet şimdi arkadaşlar bunu güncelledim. Şimdi bunun aşağıya indiğimiz zaman bunun alt kısmında da bir şekil bölücü var. Buna biraz daha şu altı noktaya tıklayın. Buna bir yerleşim kısmına gelin. Minimum yüksekliği biraz daha arttırın arkadaşlar. Sonra tekrar biçim kısmına gelin. Bu sefer tekrar şekil bölücüden alta tıklayın. Bu sefer yine dalgaları seçin. Buradan yukarıdaki vermiş olduğunuz ayarların aynısını burada da yapın. Şu şekilde ve bunu güncelleyin. Şimdi sayfamıza gidip baktığımız zaman aşağıda şu şekilde olmuş oluyor. Şimdi bunun altına indiğimizde şöyle bir bölümümüz daha var sonra footer var. Şimdi bu bölüme geçiyorum. Bu bölümü yapmak için tekrar buraya geliyorum. Artıya basıyorum. Bir tane kutu seçiyorum. Bunun içerisine tekrar tıklıyorum. Pardon, bir kutu değil arkadaşlar. Artıya basıyorum. İkili kutuyu seçiyorum. Şu sağ tarafının içerisine bir tane iç bölüm atıyorum. Sonra bunu şu şekilde çekiyorum. Şu iç bölümün sol tarafına bir tane imaj ve görsel atıyorum. Ve buraya yüklememiz gereken görsel hemen yüklüyorum. Yüklememiz gereken görsel sanırım bu ürünlerdeydi. Evet arkadaşlar görselimiz bu. Şimdi görselimizi yükledik. Biraz küçük oldu. Şimdi şuraya tıklıyorum. Şu altı noktaya yerleşim kısmına tıklıyorum. Yükseklik minimum yükseklik veriyorum. Bunu biraz daha kaldıracağım. Tekrar şu alt kısma tıklıyorum. Biçime geliyorum. Biçime de gelince şu arka plan kısmından e, arka görselimizi eklememiz gerekiyor. Dosya yükle diyorum. Buradan geri geliyorum. Şu görseli yüklüyoruz arkadaşlar buraya. Şimdi görselimiz yüklendi. Ekle diyorum. Şimdi görselimiz geldi. Burada bunu orta orta diyorum. Varsayılan e, bu kaydırıda kalıyor sanırım. Evet boyut otomatik değil de doldur dediğimizde ee, tekrarlama diyoruz bir de tekrarlama diyoruz arkadaşlar evet şu şekilde oluyor şimdi fazla yükseklik vermişiz şimdi tekrar şuraya tıklıyoruz e, yerleşim kısmına geliyoruz şu yüksekliğimizi biraz daha düşürüyoruz arkadaşlar tam şu şekilde şöyle olacak hatta minimum yüksekliği varsayılan değil minimum yükseklik bu şekilde minimum yüksekliğimizi ayarlıyoruz. Sonraki şuradaki şu resmimizi, şu resmimizi şöyle koyuyoruz. Burada şöyle yaptık. Bir saniye. Burada sanırım bir yerde bir şöyle olacak. Şu an. altı noktaya tıklıyoruz arkadaşlar. Şu biçim kısmına geliyoruz şunu ıı, tekrarlamadı olacak doldur otomatik yapacağız biz bunu otomatik yapacağız varsayılan dediğimizde olmuyor buradan işte arkadaşlar bunun ayarlarını kurcalayarak ıı, öğreniyoruz şuradan tekrarlama değil otomatik kapak de Evet kapak diyeceğiz arkadaşlar buna kapak olacak Şuraya da şu ürünümüzü ekl Yalnız ben buraya sanırım yanlış ürünü ekledim bu ürün biraz daha büyük aslında. Bendeki burada resmi küçük ama küçük olsun. Şuradaki biraz daha büyük. Şu resmi resmi farklı kaydet dediğim zaman geri geliyorum. Şurada body ürünler kısmına kaydediyorum ben bunu arkadaşlar. Çünkü bunun resmi küçük olduğu için küçük çıktı. Tekrar bu resmi yüklemem gerekiyor ürünler evet e, şu şunu yüklüyorum arkadaşlar evet gördüğünüz gibi biraz daha büyüdü şimdi şunu şöyle yapalım sola doğru çekelim şimdi burada e, şu yazılarımız var hemen yukarı geliyoruz şuradaki e, yazımızı hizmetler yazımızı çoğaltıyorum çoğaltıyorum üzerine tıklıyorum sol mouse basılı tekerlekle aşağı yuvarlıyorum bunu şuraya ortaya atıyorum. Ondan sonra Lorem Ipsum yazımızı atıyoruz. Şu köşeye tıklıyoruz arkadaşlar. Metin düzenleyici atıyoruz bunun içerisine bir tane. Bu da buraya gelmiş oluyor. Sonra şuradaki yazıyı alıp bunun içerisine kopyalıyorum. Şu şekilde. Sonra bunu sol yapıyorum. Sol yaptıktan sonra biçime geliyorum. Tipografi ayarlarından bunu biraz daha küçültmem gerekiyor. Şu şekilde küçürttük. Ee, şurada tekrar paragrafın üzerine tıklayıp e, kenar şöyle negatif margin veriyorum yukarı gitsin diye. Sonra orada bir tane buton koymuşuz. Şuradaki butonumu e, bunu çoğaltmayalım, şunu çoğaltalım arkadaşlar. Şuradan bir tane buton alayım. Buradaki butonu buraya aşağıya atayım. Atmış olduğum butonu da sola çektiğimiz zaman bunun e, küçük değil bu orta diyelim. Hatta büyük desek nasıl oluyor? Büyük de diyebiliriz. Evet şu şekilde arkadaşlar o butonu da yaptım. Şimdi burayı güncelliyorum. Şimdi sayfamıza gittiğimiz zaman <laughs> sayfamız kendini bir güncellesin. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar üst kısmı burası aşağılara doğru indiğimizde şu şekilde oluyor. Şimdi bunların hepsini yaptık. Şimdi mobil ve tablet uyumlarına bakmamız gerekiyor. Şimdi şuradan şuna basıyoruz arkadaşlar duyarlı moda Şurayı kapatıyoruz. Şimdi kapattığımız zaman masa üstünde böyle gözüküyor. tablete çektiğimiz zaman Tablete çektiğimiz zaman otomatikmen görselimiz böyle olacak. Ee, mobile çektiğimiz zaman otomatikmen görselimiz mobilde şu şekilde sıralanmış olarak alt alta çıkacak. Burada herhangi bir e, sıkıntı göremiyoruz. yalnız sadece burada. Şurada bir problemimiz var. Şunu hemen biraz uzatıyorum, açıyorum. Şunun üzerine tıklıyorum arkadaşlar. Buradaki yapmış olduğunuz ayarlar sadece mobil için geçerli olacak. Mobilde şu şekilde yapalım. Buna üstten yani şöyle boşluk verelim arkadaşlar. Şu şekilde yukarıya doğru. Bunu ortalayalım. Hatta şöyle kapatınca daha iyi anlarız. Evet, şu şekilde yapalım arkadaşlar bunu. yarısı siyah, yarısı böyle grimsi bir ton olsun. Oradan da buraya tıkla randevu alınabilir. bunu bu şekilde güncelliyorum. Şimdi güncelledikten sonra böyle baktığımız zaman mobilde menüye basıldığında şu şekilde olacak. Aşağılara indiğimizde hizmetlerimiz misal burada çok büyük Büyük olduğu için hizmetlerimiz üzerine tıklayın, biçime gelin arkadaşlar. Bunun boyutunu biraz küçültmemiz gerekiyor. Çok küçük oldu. Hizmetlerimizi büyütebildiğiniz kadar büyütün. Evet, 47 oluyor. Aşağıya inelim. Daha var mı öyle bir sıkıntımız? Online mağaza güzel gözükmüş. Aşağıya inelim. Yani buralar her şey zaten düzgün olmuş. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu da güncelliyorum. Tekrar şu şekilde geldiğimizde tablette ayarlarımız bu şekilde çıkıyor. Masa üstüne de geldiğimizde şu şekilde internet sitemiz çıkmış oluyor. Şimdi footer kısmına geçiyoruz arkadaşlar şu kısmı yapacağız birlikte bunu yapmak için şuradan tekrar şöyle geleyim panoya çıkmamız gerekiyor yalnız panoya çıkmadan önce şurada bir şey dikkat ettim şu altı noktaya basın arkadaşlar şuna biraz gölgelendirme vermemiz gerekiyor şuradan rengi de siyah seçin sonra bunun altındaki arka plan kaplamasının buradaki olan rengi de siyah yapın arkadaşlar siyah yapın çünkü biraz koyulandırdı şu şekilde şöyle de biraz açalım onu. Çünkü teminki resimde çok şeydi. Açık gözüküyordu. Onu da koy yaparsanız şu şekilde oluyor. Şimdi futura geçelim arkadaşlar. Şuna tıklayalım. Şöyle buradan panoya çıkalım. Şimdi panoya çıktıktan sonra header'ı nasıl yaptıysak footer da aynı şekilde oluyor. tekrar ana sayfadan geri çıkalım. Buradan aşağıdan görünüm Elementor Header and Footer Builder'a geliyoruz. Buradan add new diyoruz. Buraya da arkadaşlar ben footer yazıyorum. Siz istediğiniz adı verebilirsiniz. Type of template burada bu sefer footer seçin. Display on tüm web sitesi user roles hepsini veriyoruz. Şu kutucuğu işaretliyoruz. Şablon olarak Elementor tam genişlik ve buradan kaydediyoruz. Kaydettikten sonra Elementor ile düzenleyin diyoruz arkadaşlar. Burada şimdi futura indiğimizde 1, 2, 3, 4 bölümden oluşuyor. Yani 4 bloklu kutuyu seçmemiz gerekiyor. Şimdi buraya geldik. Artı diyorum 4 bloklu kutuyu seçiyorum arkadaşlar. Buna bir minimum yükseklik vereceğiz. Yanlış şu sol taraftaki penceremin bir açılmasını bekleyeyim. tenceremizin açılmasını bekliyoruz. Neden böyle oldu bilmiyorum. Bazen Elementor böyle yapabiliyor. Sıkıntılar oluşabiliyor. Bu neden açılmadı? Şuradan tekrar güncelleye basayım. Yeniden yükle diyorum. Sanırım internetle alakalı arkadaşlar. Evet. Tekrar sayfamı güncelleyince geldi. Artı diyorum arkadaşlar. Dörtlü kutuyu seçiyorum. Şu altı noktaya tıklıyorum ve buna yükseklik olarak minimum bir yükseklik veriyorum şu şekilde. Yüksekliği verdikten sonra arkadaşlar buraya ne yazmışız? Adres yazmışız. Hemen şuradan şöyle geliyorum artı tıklıyorum. Bunun içerisine bir tane ikon atıyoruz arkadaşlar. Pardon ikon özür dilerim ikon değil. Onun alttaki linkleri öyle vereceğiz. Bunun içerisine bir tane başlık atıyoruz. Buraya da şu şekilde adres diyoruz biçim kısmına geliyoruz arkadaşlar bunun rengini beyaz yapacağız şimdi gözükmeyecek ben o zaman siyah olarak kalsın onu en son yaparız Şimdi şu arka planını yapalım sonra ona geçelim arka plan olarak arkadaşlar tıklıyoruz biçim kısmına geliyoruz biçim kısmından rengini simsiyah yapıyoruz siyah bir renk seçiyoruz <laughs> seçmiş olduğumuz renkten sonra arka plan kaplamasına geliyoruz arkadaşlar arka plan türüne de resim yüklememiz gerekiyor o resmimiz zaten kütüphanemizde var. O da şu, şunu şu şekilde yüklediğimizde gördüğünüz gibi arkaya geldi. Ee, şimdi bunu orta orta diyelim, hmm, sabit o varsayılan da kalsın, tekrarlama diyoruz bunu arkadaşlar. Boyutu da otomatik değil, ee, doldur diyelim, doldur olmuyor. Kapak dediğimizde kapak olarak yapıyoruz arkadaşlar bunu. Ee, bu şekilde oldu. Şimdi adrese tıklıyoruz. Tekrar yazıya bunun şimdi yazısını bu sefer beyaz yapacağız çünkü demin görünmüyordu. Buradan tekrar bunu Poppins yapıyoruz arkadaşlar. Poppins'i seçiyorum. Ee, boyutu çok büyük oldu. Bunu biraz küçültelim. Şu şekilde. Ee, ağırlığı da biraz inceltelim. 400 sanırım 500 okeydir. Şimdi adres var arkadaşlar burada. Burada faydalı linkler var. Şunu alalım. Şunun üzerine sağ tıklıyorum. Çoğalt diyorum. Sağ tarafa çekiyorum. Buraya da faydalı linkler diyorum. Şurada ne varmış? Buraya da konum demişiz arkadaşlar. Bu yazıyı kopyalıyorum. Şunun üzerine sağ tıklıyorum. Çoğalt diyorum. Şöyle ekliyorum. Buraya da konum diyorum. En sonunda da sosyal medya demişiz. Şu şekilde alıyorum. Bunun üzerine sağ tıklayıp çoğalt diyorum. Şuradan da sosyal medya diyorum. Sonra kaydede basıyorum. Şimdi kaydettikten sonra arkadaşlar sitemizin ön yüzüne gidip güncellediğimiz zaman güncellediğimiz zaman hemen aşağı ineyim. Gördüğünüz gibi footer kısmımız çıktı. Şimdi şuraya alt kısmına geliyorum. Şuraya şöyle üçlü bir tane kutu ekliyorum. Şuraya artı diyorum. şu kısmı artı diyorum arkadaşlar. Buraya da copy yazın. Şu copyright çıkacaktır şöyle koyduğunuz zaman bunun içerisine şöyle oluyor. Tekrar şu altı noktaya bakın, basın yerleşim kısmına gelin. Dikey hizalama orta deyin. O kendini ortalayacaktır. Sonra yükseklik buna bir minimum yükseklik verelim arkadaşlar. Şöyle şunu düşürelim. Arka kısmına gelelim. Tekrar buradaki olan renk kodumu alacağım. O da 28-28'di. Tekrar geri siteme geliyorum. Biçim kısmından arkadaşlar arka plan rengimi şu şekilde yapıyorum şu rengi de üzerine tıklayıp bu text color'ı biraz daha çok koyu çünkü biraz da arttırırsak şöyle bir e, şekil almış oluyor güncelliyorum tekrar buradan da footer'ımı güncellediğim zaman gördüğünüz gibi şu şekilde olmuş oluyor şimdi arkadaşlar şu alttaki olan linkleri nasıl yaptık çok basit çok basit şuraya tıklıyoruz şu şekilde bunun içerisine bir tane metin düzenleyici atıyoruz arkadaşlar. Buraya da ne yazmışız? Adres bilgisi. Buradakini komple kopyalıyorum. Bunun içerisine olduğu gibi yapıştırıyorum. Ama tabii biçim kısmına gelip arkadaşlar yapmış olduğunuz e, buradaki bu popiniz olacak. Hepsi bir olsun diye. Sonra bunun üstüne tıklamadan önce arkadaşlar şu adresi çoğalt diyorum. Bunun altına gel getiriyorum. Buraya ne yazmışız? Telefon yazmışız. Telefon, Şimdi doğru düzgün kopyalayabilirsem. Evet telefon. Şunun üzerine tıklıyorum arkadaşlar. Buraya da telefon yapıyorum. Ee, sonra şunu tekrar çoğaltıyorum. Tekrar bunun altına itiyorum. Buraya da telefon numarasını bu şekilde kopyalıyorsunuz. Şunun içine de telefonunu giriyorum. Sonra arkadaşlar burada ne demişiz? E-posta demişiz. E-posta belki bunları yazsaydım daha hızlı olacaktı ama neyse şunu tekrar çoğaltıyorum arkadaşlar. Çoğaltıyorum. Bunun altına alıyorum. Şuraya da e-posta diyorum. Sonra şunu tekrar bir daha çoğaltıyorum. Bunun altına sürükleyip atıyorum. Buraya da bir tane e-posta yani şirketinizin e-postasını yazabilirsiniz. Şunu da şu şekilde e-postasını yazıyorum. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi aralarında çok boşluk var. Sağ tıklayın gelişmiş ayarlarına gelin. Şu üstteki düğmeye basın. Şunu şöyle istediğiniz ayara göre kaydırın. Telefon da biraz yüksek geldi. Şu şekilde bunu da yukarı çekin. Buradan bütün ayarlar bu şekilde yapılıyor. Bunu da yukarı çekin. Sonra e-posta'ya tıklıyorum. Aynı şekilde e-posta'yı yapıyorum arkadaşlar. Bunu da biraz kaydırıyorum. Sonra en sonda e-mail'i de kaydırdık mı? Burası düzgün olmuş oluyor. Şimdi bunları koyduk arkadaşlar buraya. Sayfamı güncelle diyorum. Şimdi burada faydalı linkler var. Bu linkleri nasıl yapacağız? Bu linkleri de şurada şöyle yazıyoruz. Buraya ikon yazıyoruz arkadaşlar. İkon. Şu ikonları kutusunu bunun altına atıyoruz. Sonra buradaki ikonlarımızı siliyoruz. Bunun içerisine mesela buraya ne yazmışız? Hakkımızda yazmışız. Şuraya misal hakkımızda yazıyoruz. Hakkımızda yazıyoruz, biçime gidiyoruz. Gidiyoruz. Gitmeden önce yani şu simgeyi silelim. Biçime gelelim. Ee, simge yok. Metin kaldı. Metinin rengi biraz çok koyu oldu. Şu şekilde açtığımızda. Ondan sonra tipografi ayarlarını da popiniz yapıyoruz tekrar. Popiniz yapıyoruz. Ee, sonra bunu biraz daha büyütelim şu şekilde büyüttük sonra arkadaşlar içeriye geldiğinizde burada istediğiniz kadar link eklediğiniz zaman hepsi aynı şekilde devam edecek fakat siz şunu e, kopyalayın şu şekilde 1 2 3 4 5 kaç tane linkiniz varsa arkadaşlar bu şekilde bunlara girerek bunların içeriğini mesela iletişim yaparsınız sonra bunlara link de verebilirsiniz iletişim e, ürünler Ürünler, ee, sonra işte blog veya sizin vereceğiniz farklı bir link de olabilir. Ee, galeri diyorum, galeri diyorum. Şuraya da ee, ne diyelim, ee, basında biz diyorum basında biz konum kısmına gelince arkadaşlar şuraya sadece arama kısmına map yazıyorsunuz Google Maps çıkıyor sonra konumunuzun adresini buraya girdiğiniz zaman o buraya çıkacak bu bu şekilde gelince bu map'in yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz şöyle istediğiniz gibi map sosyal medyaya gelince aynı şekilde arkadaşlar social icons diyoruz simgeleri bunun içerisine atıyoruz. Bu simgeleri attıktan sonra sola çekebiliriz, biçime gelebiliriz arkadaşlar. Resim özel diyoruz. Birinci rengini beyaz yapıyoruz. İkinci rengini tabi siz orijinal renkleri göre siyah yapıyoruz. Sonra kenar yuvarlağını arkadaşlar şu şekilde yapıyoruz. Zaten otomatikman üzerine gelince bir hover etkisi var. Onunla pek uğraşmıyorum. Sonra bir de burada logo koymuşuz bunun altına. O da çok basit. Şuradan hemen bir tane resim atıyorsunuz arkadaşlar buraya atmış olduğunuz resme zaten logomuzu yüklemiştik. Logomuz buralarda olacak. Evet, logomuzu da yüklüyoruz. Şu şekilde bunu kayıt ediyoruz. Şimdi bunun mobil ayarlarına bakmak için tablette şu şekilde oluyor. Her şey yerli yerinde. mobile geldiği zaman da şu şekilde olacak. Şöyle baktığınızda arkadaşlar tam görebileceksiniz bunu. Mobilde bu şekilde oluyor. Tablette de bu şekilde oluyor. Mesela şu info biraz aşağı kaymış. Bu düzeltebilir mi? Düzeltilebilir. Çok sorun edilecek bir şey değil tablette. Burada da tekrar sayfamızı güncelleyelim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi footer kısmını da yaptık. Şurası mesela aşağıda kalmış biraz. Şurası biraz aşağıda kalmış. Bunu yükseltebiliriz. Şunun üstüne margin top verebiliriz arkadaşlar. Üst verebiliriz, şuradaki yazıyı tekrar <laughs> yukarıya kadar yükseltip hepsini aynı eşit boyuta getirebiliriz. Ama tabii bunu siz kendiniz e, deneye deneye yapabilirsiniz ama dediğim gibi mesela şu ortalı olsaydı daha iyi olurdu ama o ayarlanabilir oradan. E, menümüzü de bu şekilde yaptık footer menümüzü. Buradan panodan çık diyorum. Tekrar başlangıç kısmına geliyorum. Şimdi arkadaşlar sayfaları oluşturacağız. Şu kurumsal sayfasını oluşturacağız birlikte. Onu nasıl yapıyoruz? Önce sayfalara gidiyoruz. Tüm sayfalar diyoruz. Demin ki yapmış olduğumuz ana sayfa burada. Biz şimdi yeni ekle diyoruz buraya. Buradaki sayfamızın adı şimdi kurumsal olacak. Buraya kurumsal yazıyorum. Sağ taraftaki şablonu Elementor tam genişlik diyorum ve kaydede basıyorum. Şimdi kaydettikten sonra Elementor ile düzenleyin tuşuna basıyoruz yukarıda. Evet. Şimdi kurumsal sayfamızı tasarlıyoruz. Bunu yaptıktan sonra şuraya artı diyorum arkadaşlar. Buraya şu üçlü kutucuğu seçiyorum. Orta kısmına tıklıyorum. Biçim kısmına gelip arka plan resmi vermemiz gerekiyor. Bu resmimiz de şu olacak. Şimdi resmimizi verdik. Resmimizi verdikten sonra buna yükseklik vereceğiz. Minimum yükseklik. Bu yükseklik çok oluyor. Şunu şu şekilde yapacağız. Tekrar geri biçime geliyoruz. Resmin altındaki konum orta orta diyoruz. Tekrarlama diyoruz buna. Bunu da kapak dediğimiz zaman şu şekilde. Şuradaki resme bakalım. Kadının tam gözü çıkıyor. Üst orta yok. Orta orta, bunu şey yapacağız. Boyut diyelim, özel dediğimiz zaman genişlik. Yani bu buradan bunu ayarlıyor, bu da değil. Orta sol, üst orta, orta alt da değil. Orta orta dediğimiz zaman evet orta orta diyoruz arkadaşlar buna. Orta orta yapıyoruz ve bunu buradan kaydediyoruz. Kaydettikten sonra şu orta kısmına arkadaşlar tıklıyoruz. Bunun içerisine bir tane başlık atıyoruz. Burası mesela kurumsal oluyor. Kurumsal diyoruz buna yazıyı ortalıyoruz. Biçim kısmına geliyoruz. Buradaki rengini beyaz yapıyoruz beyaz yaptıktan sonra metin gölgesi veriyoruz. Metin gölgesine tipografiye giriyoruz. Ayarımızı Poppins yapıyoruz. Poppins olarak seçiyoruz ve kurumsal olmuş oluyor yazımız. Bu şekilde çıkıyor. Şimdi bunu buradan güncelliyoruz arkadaşlar. Güncellediğimizde sayfamıza baktığımız zaman şu şekilde olmuş oluyor. Orijinal sayfaya indiğimizde aşağıda şöyle bir kısım var. Hemen tekrar kurumsala geliyorum artıya basıyorum, İkili noktayı seçiyoruz arkadaşlar. Şuraya tıklıyoruz, buna yükseklik minimum bir yükseklik veriyoruz. Biraz da arttırmamız gerekiyor bunu. Sonra bunun buna bir tane arka plan vereceğiz. Biçime gidiyoruz. Arka plan olarak seçeceğimiz görselimiz şu. Arka plan görselimizi seçtik. Orta orta diyoruz buna tekrarlama diyoruz sonra bunu kaydır şey kaydır değil de sabit seçiyoruz arkadaşlar şu şekilde oluyor boyutunu da otomatik değil kapak dediğimizde şu şekilde oluyor ve resim bunun arkasında kayıyor sonra arkadaşlar şu sol tarafa bir tane görsel atıyoruz görsel görsel de yüklememiz gereken neredeydi o? Geri geliyorum. Ürünlerden çıkıyoruz. Kurumsal site dosyamıza giriyoruz ve şu görseli yüklüyoruz arkadaşlar. Şimdi görselimiz yüklenecek. Evet görselimiz yüklendi. Şu şekilde şöyle biraz küçültüyoruz. Çünkü çok büyük bir de biraz boyutu büyük olduğu için hafif yük yani ağır yükleniyor. Sağ tarafa tıklıyoruz arkadaşlar. Buraya da bir tane görsel atıyoruz. Bu görselde de logoyu yükleyeceğiz. Zaten logomuz var. Şu beyaz logomuzu seçiyoruz. Ee, sonra buradaki boyutun içerisine arkadaşlar şey atacağız. Metin düzenleyici atacağız bir tane. Bunun içindeki metini kopyalıyorum. Ve 3, 3 4, 5 kere, 6 kere ne kadar isterseniz yapıştırın. Bu da işte hakkımızdaki olan bölümümüz onu yapıyoruz. Sonra şu sol kısma tıklayın arkadaşlar. Biçim kısmına gelin. Sonra buradan arka plan rengini bunun komple siyah yapın. Siyah yaptıktan sonra şuradaki alt kısmını biraz çekin ki biraz transparan olsun. Sonra e, Metin üzerine tıklayın. Metinin rengini de biraz daha açalım çünkü okunmuyor. Metinin rengini biraz daha açalım. Tipografisini bunun Poppins yapalım. Tipografisini Poppins yaptık. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar tekrar şu soldaki köşeye tıklayın. <laughs> Burada aşağıda kenarlık kısmına gelin arkadaşlar. Kutu gölgesi verebilirsiniz. Kutu gölgesi verin ona. Kenar yuvarlağını verelim biraz. Şu şekilde. Onluk bir kenar yuvarlağı verelim. Şöyle resmimizi de biraz daha küçültelim. Sonra e, metin üzerine tıklayın. Gelişmişe gelin. Şu şekilde arkadaşlar biraz daha şunun e, yazıları ortaya doğru aldığımız zaman şu resmi de büyüttüğümüzde ve şimdi bunu buradan güncelliyorum arkadaşlar. Şimdi bunu güncellediğimiz zaman gördüğünüz gibi şu şekilde e, gelmiş oluyor. Bu da hakkımızda olan kısım işte kurumsal bölümümüz. Şimdi tekrar buraya geliyorum. E, şimdi arkadaşlar şu üst kısma tıklayın, e, bunun üzerine sağ tıklayın ve bunu buraya e, şablon olarak kaydettiğin arkadaşlar. Buraya da Kurumsal yazacağım kurumsal ve bunu kaydedeceğim arkadaşlar şimdi buradaki ayarlarımız burada kayıt şablonlarımızın arasında kayıt olmuş oluyor istediğimiz yere bunu kaydedebiliyoruz şimdi bu bunu yaptık şurada sol tarafa tıklayın arkadaşlar panodan çıkın deyin şimdi biz bu sayfayı yaptığımız için bu sayfayı yaptığımız için tekrar geri geliyorum <laughs> Burada arkadaşlar direkt görünüm ve menülere gidin menülere gidin şimdi ana sayfamızı özel bağlantı olarak yapmıştık şimdi tümünü görümüzü şu ana sayfayla kurumsal sayfalarımızı menüye ekliyorum arkadaşlar şimdi özel bağlantılı olan ana sayfamız şöyle göstereyim ben sizlere şurada bizim şu özel bağlantılı ana sayfamız şurada bizim yapmış olduğumuz sayfa şu özel bağlantılı'nı kaldırıyoruz Kurumsal da, şu da özel bağlantı, şunu da kaldırıyoruz arkadaşlar. Bunlar e, aslında sayfalar, şunlar da özel bağlantı kenarlarında yazıyor. Şimdi menüyü kaydediyorum. Menüyü kaydettikten sonra sitenin ön yüzüne gittiğimde, bunu size göstermek için, şu an ana sayfadayız ve ana sayfa kırmızı. Kurumsala bastığımız zaman, kurumsal e, sayfamız buraya gelmiş oluyor. Şimdi bizim hizmetlerimiz, mağaza, galeri, fiyatlar gibi hepsini yapacağız. Yalnız ana sayfaya geliyoruz arkadaşlar. Ana sayfaya gelince burada üstte Elementor ile düzenleyin düğmesine basın. Elementor ile düzenleyin düğmesine bastıktan sonra e, buradaki şablonumuzu kaydetmemiz gerekiyor. O şablonumuz da şu hizmetlerimiz şablonu olacak arkadaşlar. Hizmetlerimiz şablonu. Üzerine sağ tıklayın şablon olarak kaydettiğin bu da hizmetlerimiz hizmetlerimiz bunu şablon olarak kaydediyorum şimdi size e, hizmetler sayfasını oluşturduğumda ne yapacağımı göstereceğim buradan çıkıyorum şu an bu kayıt oldu tekrar buradan geri panoya çıkıyorum arkadaşlar şimdi buradan tekrar geri çıkıyorum şimdi burada e, tekrar sayfalardan yeni ekle diyorum. Ve buradaki yapacağımız sayfamızda hizmetlerimiz olacak. Buraya hizmetlerimiz diyorum. Sağ taraftan şablonu Elementor tam genişletip kaydediyorum. Yayınla diyorum. Elementor ile düzenleyin diyorum. Şimdi arkadaşlar hizmetlerimiz sayfamızı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde buraya çıkmış oluyor. Yalnız şöyle bir durumumuz daha var bizim. Ee, şurayı da şu kurumsalı yapmıştık. Orayı da kaydedeceğim arkadaşlar. Tekrar Elementor ile düzenleyin diyorum. Şurayı da şablon olarak üzerine sağ tıklıyorum. Şablon olarak kaydet diyorum. Bu da site başlığı diyorum. Site başlığı. Bunu da kaydediyorum arkadaşlar. Şimdi burada şablonlarımızdan arası site başlığı, kurumsal ve hizmetlerimiz. Şimdi bunu kapatıyorum. Tekrar buraya geliyorum. Sayfamızı güncellememiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bu işlemi ondan sonra yaptığım için bunu tekrar güncelliyorum. Şimdi şurada sağ taraftaki olan dosyayı seçiyorum. Şablonlarıma gidiyorum. Burada gördüğünüz gibi site başlığı ekle diyorum ve site başlığını ekliyorum. Gördüğünüz gibi kurumsal site başlığımız geldi. Yalnız burada şöyle bir durum oluyor. Şuraya mesela hizmetlerimiz yazısı çıkıyor. Hemen şuradan sol taraftaki ayara basın, şuradaki ayara varsayılan Elementor tam genişlik deyip güncellediğiniz zaman arkadaşlar, ne zaman tema yüklediğinizde bu oluyor. Ee, tekrar şuradan sağa basıyorum. Burada mesela şablonlarımızdan hizmetlerimiz şablonunu ekliyorum. Bunun içerisine şimdi yine aynı şey olacak. Şurada yukarıda ben bunu kaydettiğim zaman belki olmadı ama evet şu an oluyor. Tekrar. Gördüğünüz gibi yukarı yine geldi. Şurada sol taraftan yine tıklayın. Şurayı tekrar Elementor tam genişlik genişlikleyip sayfamızı güncelleyelim. Şimdi arkadaşlar hizmetler sayfamız bu şekilde geldi. Yalnız buradaki hizmetler sayfamıza gittiğimiz zaman buradaki hizmetler sayfamızda e, hizmetlerimiz şu şekilde oldu. Bunu nasıl yaptık? Bu da çok basit arkadaşlar. E, şunu sadece üzerine sağ tıklayın çoğalt deyin. E, altında da aynı şey olmuş oluyor. Şuradaki e, şunu alın şunun yanına koyun şunu alın şu tarafa koyun şu ikisi şöyle ortada şunları da silin arkadaşlar şunu sildiğin, bu tarafı komple silin şöyle aynı şekilde bunun içinde geçerli bu şekilde bunları silin. Gördüğünüz gibi iki tane oldu. Sonra bunları biraz büyütmek için şu şekilde çekin. Şöyle aynı boyutlara gelsinler. Ee, oradaki yaptığımız şeyin aynısını da buraya yapmamız gerekiyor. Şu şekilde. Sonra şunları da silin arkadaşlar. Şunları da siliyoruz. Aynı şekilde de bunları siliyoruz. Yine bunları yukarıdaki olduğu gibi kenara çekiyoruz. Şöyle. Sonra arkadaşlar buradan sayfamızı güncelle diyoruz. Şimdi sayfamızı güncelleyip baktığımız zaman gördüğünüz gibi hizmetlerimiz sayfamız böyle şu şekilde geliyor. Yalnız yukarıda mesela biraz padding vermemiz gerekiyor. Şuna şuna tıklıyoruz arkadaşlar. Gelişmiş diyoruz. Şu değerleri birbirine bağlaya tıklıyoruz. Üstten aşağıya şöyle bir 30 Altına da 30 verelim arkadaşlar, şöyle çok sıkışık olmasın. Sonra bunu güncelliyoruz. Şimdi bu şablonumuzu da bu şekilde güncelledik. Bunu da aynen dediğim gibi sağ tıklayıp şablon olarak eklediğiniz zaman hizmet hizmetler sayfası hizmetler say yani bir yaptığınızı bir daha yapmayın. Bir kere kaydedin, edin. Ondan sonra onu şablon olarak çektiğiniz zaman bütün şablonlarınız burada oluyor ve sitelerinizi çok daha hızlı yapabiliyorsunuz. Şimdi hizmetlerimiz sayfamız burada. Şimdi buraya bastığımızda hizmetlerimize gitmiyor. Neden gitmiyor? Başlangıcı diyorum arkadaşlar tekrar. Görünüm diyorum ve menüler diyorum. Şimdi biz e, hizmetlerimiz sayfasını yaptığımız için sayfa burada, şurada da özel bağlantımız var. Bunu menüye ekliyorum en alta geldi. Hizmetlerimizi alıyorum. Site en başta yaptığımız şu özel bağlantımızı siliyorum ve kaydediyorum. Şimdi bunu kaydettikten sonra siteye gidip baktığımız zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar kurumsala bastığımız zaman kurumsal sayfamız açılıyor. Hizmetlerimize bastığımız zaman hizmetler. Yalnız şuradaki yazıyı değiştirmedik. Şuradaki yazıyı değiştirmedik. Ee, hemen onu değiştirelim. Şuradaki yazıcı tekrar edit with Elementor diyorum. Yani bu Elementor çok kolay. Devamlı bunun üzerine çalıştığınızda çok daha hızlanıyorsunuz ve yapabileceğiniz şeyler çok daha fazla oluyor. Şurayı sadece hizmetlerimiz olarak adlandırıyorum. Şöyle bir güncelleyeyim sanırım güncellemedi. Evet. Evet, şu anda kendisini güncelledi ve hizmetlerimiz oldu. Şöyle bir bakalım. Evet arkadaşlar, hizmetlerimiz kurumsal ana sayfa. Şimdi arkadaşlar galeriyi yapacağız. Galeriyi yapacağız. Buradan tekrar panoya geri çık diyorum. Panoya geri çık diyorum. Şu şekilde geri geliyorum. Şimdi arkadaşlar, buraya sayfalar yeni ekle diyorum. Bunun adı da galeri olacak arkadaşlar galeri olacak şablon olarak Elementor tam genişlik ve kayıt ediyorum şimdi Elementor'la düzenleyin düğmesine basıyorum deminki yapmış olduğum işlemi tekrarlıyorum bütün sayfalarımda şimdi şuraya şablon ekliyorum şablonlarım site başlığı demiştik bir saniye Şu sanırım biraz internet tekrar şablonlarım diyorum site başlığını ekle diyorum arkadaşlar. Evet diyorum şablonlardan. Gördüğünüz gibi bunu biraz internet bağlantısına göre bu hızlar değişebiliyor. Şimdi şuradaki galeriyle takılı kalmayın. Şu kurumsala tıklıyorum arkadaşlar. Buna da galeri diyorum. Galeri dedikten sonra sonra tekrar bir şablon ekliyorum. Burada da arkadaşlar hizmetlerimiz şablonu var. Hizmetlerimiz şablonunu ekliyorum şu şekilde. Şimdi hizmetlerimiz şablonumuz geldi. O da bir yüklensin. Evet şimdi hizmetlerimiz yüklendi arkadaşlar. Şimdi burada yapmamız gereken şu hizmetlerimizi siliyorum. Bunun içini komple her şeyi sileceğim. Şunu da siliyorum arkadaşlar. Bunun içindeki şunu da sildiğimiz zaman şu haliyle geliyor. Artı diyorum. Buraya da temel galeri diyorum. Temel galeriyi seçiyorum. Bunun içerisine yüklemem gereken galerideki resimlerimiz arkadaşlar. Şöyle geliyorum. Bu, bu resimleri size verdim. Ben galeriye geliyorsunuz. Buradaki bütün resimleri seçin, aç deyin. Hepsini tane tane yükleyecektir. Tabi bağlantı hızınıza göre değişebiliyor. Evet, şimdi galeri oluştur diyoruz şuradakini tam diyoruz arkadaşlar resim boyutlarını tam diyoruz. Şu şekilde çıkıyor. Buradan bunu güncelle diyoruz. Şimdi sayfaya baktığımız zaman, galeri sayfamıza baktığımız zaman şu şekilde galerimiz gelmiş oluyor. Şimdi bunun üstüne top ve bottom margin'le şu altıya tıklayın arkadaşlar. Gelişmiş ayara gelin. Değerleri birbirine bağlayın tıklayın. Üstten 30 verin. Alttan da 30 verin. Şöyle bir ortalı olsun, çok sıkışık olmasın. Sonrasında arkadaşlar şuradaki yazıyı gidermek için tema ekranımızda şu varsayılanı Elementor tam genişlik yapıp güncelleyin sayfanızı. Şimdi sayfayı güncelliyorum. Güncellediğimizde de arkadaşlar şimdi geldiğimizde galeri sayfamız burada. Şimdi galeriye bastığımız zaman bir yere gitmiyor. Onu nasıl yapacağız? My blog diyorum başlangıç diyorum çünkü şimdi şu anda galeri sayfamız var görünüm ve menülere geldiğimiz zaman ilk başta yapmış olduğumuz özel bağlantılar değil artık sayfa ekliyoruz arkadaşlar. Galeri sayfamı alıyorum. Galeri kısmına özel bağlantıyı siliyorum. İsterseniz buraya URL'yi de girebilirsiniz ama sayfa olarak da koyabilirsiniz. Şu an bunu kaydediyorum arkadaşlar. Şimdi sitemize gidip baktığımız zaman galeriye tıklanıldığı zaman Otomatikmen galeri sayfası geliyor. Resimlerin üzerine basıldığı zaman şu şekilde resimlerimiz çıkıyor. Bir sürü galeriler var. Eklenti olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar galerimizi yaptık. Ee, şimdi e, yapacağımız galeriden sonra burada fiyatlar sayfamız var. Fiyatlar sayfamız. Yani bu mantık hep böyle gidiyor. Şimdi burada da şöyle bir şey yapmışız. Altına da şu şekilde bir slider eklemişiz. Bu da çok kolay. Yine aynı şeyi yapıyoruz arkadaşlar ee, Önce şunları bir kapatayım çünkü çok oldu biraz kafamız karışacak Şimdi buradan tekrar e, panoya geri çıkıyorum Panoya geri çıkıyorum Şimdi buraya e, fiyatlar sayfamıza gelince yine aynı şekilde şöyle oldu e, buradan geri çıkıyorum Arkadaşlar Şimdi buraya yeni bir sayfa ekliyorum Bu da Fiyatlar oluyor şablon olarak Elementor tam genişlik önce kaydediyorsunuz sağ taraftan. Ondan sonra Elementor'la düzenleyine basıyorsunuz. Şimdi tekrar artıya tıklıyorsunuz. Şablonlarıma gidiyorsunuz arkadaşlar. Buradan da site başlığını ekliyorum ve evet diyorum. Bu da fiyatlar sayfamızda şuradaki kurumsal yazımı önce bir gelsin. Kurumsal yazımı fiyatlar olarak değiştiriyorum. Tekrar bir şablon ekliyorum. Bu şablonda hizmetlerimiz şablon olacak. Tekrar hizmetlerimiz şablonumuzda geldiğinde şimdi buraya fiyatlarımızı ekleyeceğiz. Burada nasıl yapmışız onu sade düz. Şimdi şuradaki fiyatlarımızı siliyoruz arkadaşlar. Şu içindeki her şeyi siliyorum. Hmm. Şunu da silelim. Şunu da kapatalım. Şuradan artı diyelim. Bunun içerisine bir tane iç bölüm atalım. Bu iç bölümün içerisine gerçi bir iç bölüm daha atmamız gerekecekti. Onu nasıl yapacağız? Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bunu siliyoruz. Ee, şu bölümü şu bölümü şöyle çoğalt dediğimiz zaman bunun içerisine bir tane iç bölüm atıyoruz arkadaşlar. Bu iç bölümün içerisine şuraya yani buradaki olan işte şeyi yapacağız. Şuraya bir tane başlık atıyoruz. Bunları siz kendiniz stilleyebilirsiniz. Şuraya bir tane başlık alıyoruz, atıyoruz. Ne yazmışız buraya? Saç kesim yazmışız mesela. Şuraya saç kesim diyelim, bu ortalı olsun. Bunun rengini, burada ne yapmışız? Beyazla siyah. Bunun rengi beyaz olsun. Sonra arkadaşlar, sol tarafa tıklayın. Bunun arka plan rengini şu şekilde siyah yapın. Gördüğünüz gibi bu şekilde çıktı. Sonra bunu çoğaltın. Sonra şuradakini silin arkadaşlar şu şekilde oldu. Şuraya tıklayın. Bunun da arka plan resmini şey rengini kırmızı yapın arkadaşlar. Buraya da saç kesim yerine 75 TL yazın. 75 TL yazın. Yani şunu mesela şu şekilde yapabiliriz. Bu şekilde. Sonra arkadaşlar bunu şöyle çoğaltarak gidebilirsiniz. Yalnız ikinci yaptığınızın gelişmişlerine gelin. Üstten boşluk verin 2 veya 1 piksel ki altında öyle bir ayraç gibi olsun şu şekilde ve bunların üzerlerine tıklayarak içindeki yazıları değiştirebilirsiniz şu anda fiyat listemiz böyle çıkıyor fiyat listemiz böyle şimdi sol tarafa şu sol tarafa tıklayın arkadaşlar biçim kısmına gelin buradan arka plan resmi ekleyeceğiz o da şu resmimiz bizim. Geri geliyorum. Hizmetler, galeri, kurumsal. O resmi sanırım buraya koymamışım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şuradan şu şekilde. Şu, şu resmi koyacağız aslında ama ben oraya arkaya farklı bir resim koyacağım şu anda. O resmi buraya yüklememişim. Onun arkasına... Şu resmi koyabiliriz. Şurada var mı bakayım koyabileceğim bir resim. Şu resmi koyayım arkadaşlar. Kurumsalda kullanmış olduğum resim. Gerçi bu yüklüydü. Tekrar yükledim. Evet. Şimdi kurumsaldaki resmi koyduk arkadaşlar bunun arkasına. Şu anda bunun içerisine boşluk vermemiz lazım ki gözüksün. Bunun içerisine de bir tane... Metin atalım. Ee, şöyle yapalım arkadaşlar, metini siliyorum. Buraya yüklemiş olduğumuz şöyle bir şey yapıyoruz. Gördüğünüz gibi resim buraya geldi fakat resim çok büyük olduğu için gözükmüyor. Bunu mesela orta orta diyoruz. Hmm, tekrarlama diyelim. Doldur dediğimizde resmi bunun içerisine koyacak. Şu şekilde bunu da uzatabiliriz. Tabi arkadaşlar siz istediğiniz resimleri buraya koyabilirsiniz veya bilgileri buraya koyabilirsiniz. Şimdi sayfaya baktığımız zaman sayfamız şu şekilde karşımıza çıkıyor. Ee, burada şu ayarı yapmamız gerekiyor. Burada Elementor tam genişlik ve güncelle diyorum. Çünkü şablon eklediğimiz için sayfa ayarları bozuluyor. Tekrar buradan güncelle diyorum arkadaşlar. Bu da şu anda bizim fiyat sayfamızda şu şekilde olmuş oluyor. Fiyatlar sayfamız. Ee, şimdi misal fiyatlara bastığımız zaman yine bir yere gitmiyor. Fakat ana sayfaya bastığımızda gidiyor. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Başlangıç diyoruz. Ee, buradan sayfalara geliyoruz. Pardon üzülürüm. Görünüm diyoruz, menüler diyoruz. Yapmış olduğumuz fiyatlar, gördüğünüz gibi şurada. Burada da bizim özel bağlantı fiyatımız var. Fiyatları atıyoruz. Şunun içine çekiyoruz. Şuradaki özel bağlantıyı kaldır diyoruz ve bunu buradan kaydediyoruz. Tekrar gösteriyorum arkadaşlar öğrenin diye. Mesela şu anda fiyatlara bastığımız zaman otomatikmen fiyatlar sayfamız karşımıza çıkıyor. Şimdi bir tek iletişim sayfamız kaldı. İletişim sayfamızı nasıl yapıyoruz? Hemen onu göstereyim. <laughs> buradan tekrar panoya çıkıyorum. panoya çıktıktan sonra hmm, tekrar geri gidiyorum. Bu videoda baya uzadı. Artık videoyu bitirmek istiyorum. Yeni ekle diyorum arkadaşlar. iletişim İletişim diyorum. Varsayılan şablon Elementor tam genişlik ve buradan kaydediyorum. Kaydettikten sonra Elementor ile düzenleyin diyorum. Elementor ile düzenlediğimiz zaman Şuradan şablon ekleyeceğiz arkadaşlar. Şablon ekleye basıyoruz. Şablonlarıma tıklıyorum. Site başlığını önce ekliyorum. Site başlığı eklendi arkadaşlar. Biraz bekleyin kendi bir güncelliyor, bir şeyler yapıyor. Şuraya da şu kurumsal yazacağına buraya da iletişim yazıyorum. İletişim yazıyorum. Sonra tekrar bir şablon daha ekliyorum. Bu da hizmetlerimiz şablonunu ekliyorum. Şimdi hizmetlerimiz şablonu da geldiğinde hizmetlerimiz şablonu geldiğinde şu şekilde karşımıza çıkıyor. Şunu kapatabiliriz arkadaşlar. Bunun içindeki olan şeyleri de silebiliriz. Komple boşaltıyoruz bunu. Bunları sildik. Bunun içerisine artı diyoruz. Ve bir tane iç bölüm atıyoruz. Sağ tarafa arkadaşlar buradaki iletişim sayfamız nasıl olmuş bizim? İletişim diyorum iletişim sayfamıza geldiğimiz zaman şöyle bir şey yapmışız buraya. Aslında oradaki kullanmış olduğumuz şeyleri yazıp altına bir harita bir de contact form atmışız. Şimdi buradaki iletişim sayfamızda sağ tarafa iletişim formu yapmamız gerekiyor. Şuradan hemen başlangıca geliyoruz. Videonun başında contact formu indirmiştik. Burada contact form Neredeydik? Ha, i̇letişim formu arkadaşlar, İletişim formlarına geliyorsunuz. Buradan istediğiniz gibi formu düzenleyebilirsiniz. Ee, kanalımda onunla alakalı çok videolarım var. Şu kodu kopyalayın arkadaşlar iletişim formunun. Tekrar buraya gelin, şuraya tıklayın, buraya da kısa kod yazın arkadaşlar. Kısa kod. Şunu bunun içerisine atın. Şuraya o kopyalamış olduğunuz kodu yapıştırın. Şu şekilde iletişim formu gelecek. Buradan bunu güncelleyin. <laughs> Sonra şu sol tarafa harita diyorum, map. Google Maps geliyor arkadaşlar. Google mapinizi koyuyorsunuz. Ondan sonra şuradaki telefon numaralarınızı ve iletişim bilgilerinizi buraya ekleyerek onu da hatta göstereyim. Buraya da ikon yazın arkadaşlar, ikon. Şu ikonları e, videoda buraya gelene kadar gördüğünüz e, komple buradan da iletişim bilgilerinizi ekleyerek iletişim sayfanızı şu şekilde yapabilirsiniz. Şuradaki yazının gitmesi için sol taraftaki ayarlara gelin. Varsayılan Elementor tam genişlik yapın bir bekleyin bir saniye şöyle bir yüklesin sonra güncelleye basın arkadaşlar. Güncelleye bastıktan sonra e, Güncelleye bastıktan sonra menüye gelin e, Görünüme gelin ve menülere gelin arkadaşlar Menülerden de yapmış olduğumuz iletişim sayfasını menüye ekleyin gördüğünüz gibi şu özel bağlantıydı şu bağlantımızı Kaldıralım Menümüzü kaydedelim Şimdi sitemize girelim bakalım Şimdi ana sayfa kurumsal sayfamız hizmetler bölümümüz hizmetler bölümümüz galeri bölümü şu şekilde çıkıyor. Fiyatlar bölümü şu şekilde çıkıyor. Ondan sonra iletişim bölümüne de bastığımız zaman arkadaşlar onu tam tamamlamadık. Şuraya sadece adres bilgisi girip ve stillenmesi yapılacak. Şu şekilde eee Sitemizi yapmış oluyoruz. Şimdi bu orijinal sistemde şu var arkadaşlar. Burada hesabım, sepetim, aslında şöyle tıkladığımız zaman mağaza var. Bu çok basit. O videoyu bir sonraki videoda yapacağım. Eğer bu video çok izlenirse, beğenilirse buna bir de şu bölümü ekleyeceğiz. WooCommerce indiriyoruz, bu ürünlere ekliyoruz ve bu bölüm çıkacak. Bunu ikinci bir videoda düşünüyorum çünkü bu video çok uzadı. Umarım bu video size faydalı olacaktır. İyi günler dilerim. I